Şuna baksana. Tül gibi incecik. Ay kim bilir kaç paradır. Ya bu? Ay insanın gözleri kamaşıyor bakarken. Onu geçenlerde bir davette giymişti. Dergide görmüştüm. Konser konser. Ajda Pekkan konseri. Ay sen zaten bunlara dergilerde bak bak ezberle. Sonunda ne olacak sanıyorsan. Sanki kendisiyle ilgili her şeyi biliyorsun diye seni moda evinde işe mi alacak? Aynen de öyle olacak. Ama kendisiyle ilgili her şeyi biliyorum diye değil. Yeteneklerim sayesinde, çizimlerim, diplomam sayesinde olacak. Gör bak, Gülfem Hanım'a çizimlerimi göstereceğim. O da görecek bendeki yeteneği. Onun sağ kolu olacağım, sağ kolu. Gülfem Hanım'ı ilk gördüğüm andan beri biliyorum ben. Gülfem Hanım gibi olacağım. Yok yok. Sen gerçekten umutsuz vakasın kızım. Seni artık Halide cadısından bir Osmanlı tokadı daha paklar anca. Mesude. Büyüyünce ne olmak istiyorsun sen? Ben büyüyünce anne olmak istiyorum. Peki ya sen büyüyünce ne olmak istiyorsun Gülfem? Ben de büyüyünce Gülfem sipahi olmak istiyorum. Ne yaptın sen? Aa, bak hala bakıyorsun. Parfüm şişesini kırdın. Gülfem Hanım. Çok özür dilerim. Ben parfümlerinizi tuvalet masasına yerleştiriyordum. Elimden... Cam kırıkları iyi temizlensin. Tabii. Ben size yerleştirin dedim, karıştırın demedim. Bir daha ikiniz de bu odaya girmeyeceksiniz. Olur Halide Hanım. Bu bizim işimiz değil zaten. Ben hastanede çalışıyorum biliyorsunuz. Biz ihtiyacınız olduğu için size yardım ediyorduk. Şapkanızı arıyorsunuz. Ben kutuları şuraya kaldırmıştım, şimdi bulurum. Hemen getiriyorum şimdi. Hangi şapkayı takacağımı tahmin mi edeceksin? Neden bunu düşündün? Tarzınızı biliyorum da o yüzden. Elinizdeki elbise çok romantik. Siz böyle romantik dantel işlemeli bir elbise giydiğiniz zaman bunu mutlaka vintage bir aksesuarla kuvvetlendirirsiniz. Bu sizin imzanız gibi bir şey. Farklı parçaları mükemmel bir şekilde kombinleyerek kendi tarzınızı yaratmak. Bu şapka mesela, Du Chapeau 1940. Çok özel bir parçadır. Ben sizin izninizden gittim. Babanız bana burs verdi. Ben de bu sene moda tasarımdan mezun oluyorum. Evet. Ama zaten ben bu elbiseyi giymeyeceğim. Halide Hanım papatya çayı sevdiğinizi söyledi. Altıncı ayımızdayız. Sonbahara gelecek Allah'ın izniyle. Oğlan. Çayı şimdi içmeyeceğim. Çıkıyorum. Peki. Halide. Buyurun. Şu hamile olan neydi adı? Mesude. Hah. Etrafımda karnı burnunda kadın görmek istemiyorum. Geriyor beni.
Sen otur, ben sana papatya çayı yapayım mı diyeyim yani? Tazminatını verip teşekkür et. Kovalım mı yani? Bütün aile değil mi? Yani bahçıvan onun babası ya. Yani? Yani yıllardır burada çalışıyorlar. Şimdi birisini kovarsak diğerleri de devam edemez herhalde. Onlar okuldan, işten arta kalan zamanlarında köşkün işini paylaşarak çalışıyorlar. Evet evet, az önce duydum. Boş zamanlarında burada çalışıyorlarmış. Eski sistem bitti Halide. Bence de çok haklısınız. Ama kızlarından birinin Cihan Bey'le arası biraz şeydi. Cihan'ın evdeki hizmetlilerle ne alakası olabilir? Bahçıvan ve ailesine toplu bir ödeme yapılsın, kimse mağdur olmasın, kendileriyle bir alakamız kalmadığını bildir. Peki efendim. Peki. Buyur Halide Hanım, bir şey mi istedin? Seninle konuşmak istediğim bir konu var. Parfüm meselesi ise haberim var. Gürün'ün eli kulağındadır. Kırdığının aynından bulup getirecek, yerine koyacak. Yok. O değil Salih Efendi. Başka bir mesele var. Biliyorsunuz, Gülfem Hanım artık köşkte yaşayacak. Haliyle evde yeni bir sistem kurmak istiyor. Ve bu sisteme siz uymuyormuşsunuz. Yani sizinle çalışmak istemiyormuş. Kendisi 3 aylık maaşınızı peşinen ödeyecek. Merak etmeyin. Müştemilatı da bir an evvel boşaltmanız gerekiyormuş. Cadı gelir gelmez koydu bizi kapının önüne. Edepli konuş kızım. Baba! Baba parfümü aldım koydum yerine. Ama pahalıymış ama. Baba! Abla! Bir şey mi oldu? Yok. Git Gülfem Hanımcığına sor sen ne olduğunu. Parfümü için de teşekkür eder belki. Ne oluyor ya? Kovulduk kızım. Kovulduk. Senin sevgili Gülfem Hanım'ın hepimizi kapının önüne koydu. Ne diyorsun abla? Baba ne diyor bu? Baba bir şey söylesene. Yeter kızım. Uzatma. Ben bir Hasan'a uğrayayım. Sen de evine geç kalma kızım. Baba. He. Ben kızları alayım da bana gidelim. Bir şeyler yaparım ben. Akşam yeriz, konuşuruz beraber. Baba. Akşama konuşuruz Gülru. Ne bakıyorsun hala aval aval? Ha? Anlamadın mı daha gerizekalı? Senin o prenses kıza tekmeyi bastı. Yonca. Abla yeter artık. Bağırıp duruyorsun, ben ne yapayım? Hiçbiriniz burada doğmadınız. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Yeter artık. Çiçek. Tamam kızım. Tamam. Git bana değil. Ablanı al o zaman. Hala ona laf söyletmeyeceksin değil mi? Hala o Gülfem cadısına laf yok değil mi? Ha ha ha!
Ha, 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 ha.